Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateş başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde reklam arasına gidene kadar ben genel bir değerlendirme yapacağım. Reklam arasından sonra hattımızda aksilik olmazsa konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Reşit Akçay olacak. Mustafa Reşit Akçay son olarak Kocaeli Spor'da görev almıştı. Mustafa Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen sorular var. Derfin Yunuslane yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Reşat Hoca bugün bağlanacak mı demiş. Reşat Yılmaz'la bağlantılarımız perşembe günleri oluyor. Çünkü perşembe günleri programımız 2 saat. Bundan dolayı Reşat Yılmaz yarın bizlerle birlikte olacak. Yayına girmeden önce de Reşat Hoca'yla konuştum. Müsait olduğunu ifade etti. Göztepe'nin Senegalli forveti Şerif Ndiaye Çin ekibi Şangay Port'a transfer oldu. Bonservis bedeli 1.2 milyon euro civarında. Göztepe Şerif Ndiaye'nin transferinden 1.2 milyon euro civarında bir ücret kazanacak sevgili dinleyenler. Şerif Ndiaye sizlerle de paylaşalım. Göztepe'de oynuyordu. Göztepe'de santrafor pozisyonunda oynuyordu. Göztepe ile ilgili başlayalım isterseniz yayınımıza. Dün basında yer alan bir haber vardı Göztepe ile ilgili. Göztepe'yi Abramovich'in aldığına dair bir bilgi paylaşıldı. Bir spor kanalı Twitter hesabından bu bilgiyi paylaştı. Fakat daha öncesinde dün üçleme programındaki Nazım ve Volkan da paylaşmış Twitter'dan. Daha öncesinde bir taraftar sayfası bir tweet atıyor bununla ilgili. Sonrasında önemli bir spor kanalı paylaşınca tüm sayfalar da oradan alıp bu bilgiyi paylaşmaya başlıyor. Burada şunu gözlemledim. Transfer döneminde de aynısı oluyor. Transfer döneminde bir Twitter sayfasından transfer haberi paylaşıldığında teyit etmek yerine direkt onu net bir şekilde paylaşan hesaplar oluyor. Bu da kamuoyunu yanılgıya düşürüyor. Dün de aynı şekilde bu süreç yaşandı. Göztepe'yi Abramovich'in aldığına dair bir bilgi paylaşıldı. Ardından Göztepe Başkan Vekili Telat Papatya bu iddiaları yalanladı. Burada özellikle de Göztepe'nin biliyorsunuz futbol takımlarının kripto paraları var. Kripto paralarının da değerleri bu tarz haberlerde artıyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Önemli bir nokta diye düşünüyorum. Göztepe'yi Abramovich'in alacağına dair paylaşılan bilgiler şu an için gerçeği yansıtmıyor. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen sorular var, bunları cevaplayacağım. Berke Özer, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu konuyu araştırdım az önce de. Almanya'dan arkadaşım Ali Atman yazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaman zaman programımızda da yer alacak. Almanya ile ilgili bir durum söz konusu olduğunda özellikle de transfer döneminde oyuncu analizlerinde bizlerle birlikte olacak. Bunu söyleyelim. Berk Özer Fenerbahçe'den ayrılıyor. Fenerbahçe'den ayrıldığı için UEFA kriterlerine göre yetiştirme bedeli yıllık Avrupa'da üst düzey lige giderse, en üst segmentte lige giderse 90 bin euro, ülkemizde ise yıllık 300 bin TL. Sağ olsun bir bilgi paylaştı. Almanya'da bu rakam sabit değil dedi. Teşekkür ediyorum. Bu rakamın sabit olmadığını ifade etti sevgili dinleyenler. Ali Atman, bu rakam sabit değil. Özellikle yetiştirme bedelinin konusunda da ülkemizde bir bu noktada bilgi kirliliği de yaşanıyor. Bunu da hatırlatalım. Devam edelim.
bugün gündeme dair Ajans Spor'da haberini de yapmıştım. Berk Özer'le ilgili haberimiz mevcut. Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. İsmail Çipe Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. İsmail Çipe Galatasaray'la sözleşmesi bir yıl daha devam etse de sarı kırmızılı takımdan ayrılacak. Kendisi de ayrılmak istiyor. Yıl içerisinde eleştiri oklarının hedefindeki isimdi. 27 yaşındaki kaleci yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıl içerisinde çok çok eleştirildi. Özellikle de kupada oynanan Denizli Spor maçının ardından gündem olmuştu. İsmail Çipe ayrılıyor Galatasaray'dan sevgili dinleyenler. Batuhan Şen Menemen'de kiralık. Batuhan Şen ve Giresun Spor'da kiralık olan Okan Gocuk takıma geri dönecek. Bu bilgiyi de aktaralım. Altay Antalya Spor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in AVAR'da görev yapması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrar oynatılması için dün gece başvuru yaptı. Altay resmi başvurusunu da yaptı sevgili dinleyenler. Bunu da söyleyelim. Başvuru yapacak şeklinde bir bilgi paylaşmıştım. Dün gece resmi başvuru yapıldı. Federasyon yetkililerine iletildi. Başvuru tebligatı, başvuru yazısı. Cevdet Ünüvar selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Cevdet Ünüvar'a teşekkür edelim. Selamlarını iletmiş. Reklam arasına gidelim. Reklamların ardından hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri Mustafa Reşit Akçay olacak. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duyurmuştum ilk bölümde, duyurusunu yapmıştım, anonsunu yapmıştım. Konuğumuz Mustafa Reşit Akçay. Mustafa Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, merhabalar, iyi Ramazanlar herkese, sizlere de iyi çalışmalar. Teşekkür ederim hocam, Ramazan ayınız mübarek olsun hem sizin hem ailenizin, tüm İslam aleminin. Ben de Ramazan ayını kutluyorum. Birazdan hattımızda tekrardan Mustafa Reşit Akçay olacak. Bunu paylaşalım. Hatta küçük bir problem oldu. Tekrardan bizlerle birlikte olacak Mustafa Reşit Akçay hocamız sevgili dinleyenler. Son olarak Kocaeli Spor Takımı'nda görev almıştı. Kocaeli Spor Takımı'nda görev aldı. Bunu paylaşalım. Daha önce hatırlanacağı üzere şu anki ismi Ankara Spor. Osmanlı Spor'da önemli başarılar elde etti. Trabzonspor, Tavşanlı Ninyit, 1461 Trabzonspor ve Konya Spor'da görev almıştı Mustafa Hoca sevgili dinleyenler. Hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar hepimize. Hayırlı Ramazanlar hocam, çok teşekkür ederim. Evet. Hocam isterseniz ayrılık sürecinden başlayalım. Kocaeli Spor'da geçtiğimiz yıl önemli bir şampiyonluk elde ettiniz. Hı-hı. Ayrılık süreci, hı-hı, yaşandı. Ne dersiniz hocam Kocaeli Spor dönemiyle ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim. Cami olarak tabii üst seviyeleri karşılayacak hem ekonomik hem psikolojik olarak hem sosyolojik açıdan, toplumsal açıdan da evet, gücü var. Gücü var ancak bir travma yaşanmış durumda. O travmadan mantıklı bir şekilde çıkmak gerekirken duygular eğer öne geçerse problemler artabilir. Bu nedenle bana göre Kocaeli'de yaşanan bu yüksek seviyede yaşanmışlıkları bilinçaltında yaptığı toplumsal etki, yani taraftar şu anki 11-12 yıl geçmiş aradan, mesela çok kötü durumlara düştü Kocaeli. Ama bugün tekrar onu belli bir noktaya çıkardı taraftar, işte Kocaeli yönetim. Ancak tatminsiz ve yüksek beklentilerle çıtayı çok yükselterek takımın üzerinde, yönetim üzerinde ve oyuncular üzerinde oluşturulan yüksek düzeyde bir baskı ve bu stres yaratarak hataların çoğalmasına neden oluyor. Umarım bundan vazgeçerler. Bu tavırlar veya bu strateji
Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıkışını da kolaylaştırabilir. Ama bundan vazgeçmek lazım. Şimdi Kocaeli halkını ve Kocaeli Spor'u taraftarları yönetimi seviyorum. Neden? Çünkü dünyada hiç benzeri olmayan antrenörü hasta olan ve hastanede yatan bir durumda ona güvenerek onu belli bir sürelerde yine takımın başına gelecek şekilde yönetecek şekilde bir durum yaratmaları onları çok farklı kıldı. Ben de bu davranıştan dolayı onlara minnettarım. Bunu da zaten her zaman belirtiyorum. Ancak daha sonra gelişen zaman içerisinde biliyorsunuz çalışmalar yaptıkça birileriyle uzun süre bir arada durdukça karşılıklı hatalarımızı görmeye, eksiklerimizi görmeye başlıyoruz, öyle değil mi? Evet hocam. İşte bu eksiklikleri kabul edilebilir ölçüde ya da birlikte çözme eğilimi ya da güven duygusunu büyütmeye yönelik bazı davranışlar geliştirmemiz gerekirken eğer bunu geliştirmiyorsak o zaman bir güven sorunu oluşmaya başlıyor ve sonuçta da tabii ayrılman ya da işte ortamı daha olumlu hale getirecek bir şey davranış yaratman lazım. Biz de onu yarattık. Yani yaptık. Ayrılarak kulübün önünü açmak istedik. Yönetimin önünü açmak istedik. Sanıyorum onlar da kendilerine göre bir strateji yaparak yeni bir teknik adam transferler yaparak 7-8 tane daha ondan sonra bu süreci yönetmeye başladılar ve gelinen nokta çok şey değil belki ama başaracağına inanıyorum ve dua ediyoruz Kocaeli Spor'un yani başarılı süreci durmaması gerek, inşallah öyle olur. Hocam çok çok önemli bir camia. Geçmişte dönemli başarılar tabii. Elde etti. Tabii. Bunun da camiada etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Direkt ama geçmişteki gibi iyi bir performans ortaya koyacağız demek. Biraz gerçeklerle de yüzleşmek lazım gerektiğini düşünüyorum hocam bu noktada. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Aidiyet duygusu tabii onu sevenlerin aidiyet duyguları yüksek. Şimdi bu aidiyet duygusu, bu sevgi bazen dediğim gibi yani yanlışlar ve duygusal davranışlar hatalı karşıdaki. Çünkü empati kuramıyorsun yani akıl devre dışı kalıyor. Sen şimdi oyuncuyu aşağılıyorsun, belden aşağı bazı şeyler söylüyorsun, sanal alemde saldırıda bulunuyorsun. Bir hafta sonra tekrar onunla oynuyorsun yani oynayacaksın yani. Bu nasıl olur yani? Bu yönde oldukça sıkıntılı bir davranış modelleri var orada. Bunların ortadan kalkması lazım. Bir de şu var, herkes sanki kulübü seviyormuş gibi davranıp her şeye müdahil olmak ya da her şeyin içerisinde bulunmakla ilgili bir de böyle bir hastalıklı düşünce var. Oysa uzman ya da o işi yapmak için görevlendirilmiş olan kişilere yardım etmek gerekirken başka şeyler oluyor. Daha fazla konuşamam yani şeyden evet. Dolayı. Sonuçta ekmek yediğimiz yer. Bazı sırlar var, bu sırları mezara kadar getirmemiz gereken şeyler var. Evet. Bunları konuşamayız. Yani Kocaeli Spor'u, camiamızı ben ekmek yedim oradan. O camiadaki bazı şeyleri böyle çok ulu ortada konuşmanın doğru olmadığını düşünenlerdenim. Evet. Hocam, Kocaeli Spor'a getirdiğiniz bir oyuncu vardı. Hatta Sayın Başkan Engin Koyun'un da o dönem yapmış olduğu açıklama vardı Dino ile ilgili. Aranızda geçen diyaloğu anlattı. Dino da şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Evet. Yani kulübüne transfer oldu. Evet, evet. Transfer süreci nasıl gelişti hocam Dino'nun? Nasıl keşfettiniz oyuncuyu? Ya yani şöyle söyleyeyim. Biri tarafından gönderildi bize ve biz onu izledik. Daha sonra 3-4 maçını, 5 maçını bütün olarak izledik. Evet. Ve stil olarak özellikle benim inandığım anlayışla ikinci bölge presi ve özellikle deplasman yayı ve iç sahayı bir sıkıntı oldu zannedersem. Bir reklam aramız var.
Ardından biz buradayız. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mustafa Reşit Akçay. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Yani o izledikten sonra bizim oyun tarzımıza, biliyorsunuz direkt oyun ve ikinci bölge presiyle oynayan bir anlayışım var benim. Yani bunda da geliştiriyoruz. Her yıl belli düzeyde geliştiriyoruz. Belki oyun tarzımız bizim ilk başta yüksek bir heyecan vermeyebilir, ancak topu rakibe verdiğimiz zaman öyle gözükebilir, ama topu biz aldığımızda yüksek seviyede 6 veya 10 saniye içerisinde atak sonlandırmaya yönelik bir anlayışımız var, filozofimiz var. Dolayısıyla bu oyuncu, yani Dino, topu koruma konusunda ve taklama konusunda bize atak geliştirmek için gerekli saniyeleri verebileceğini ve aynı zamanda da gol anlayışında kaleyi hedef alan direkt vuruşları ve savunmaya diyelim, topu kaybettikten sonraki anda öncü kuvvet olarak ilk müdahaleyi savunma adına yapabilecek iştahı olan da bir oyuncuydu. Yani öyle de bir psikolojisi var, güçlü bir kişilik, yani karakter olarak iyi bir karakter, oyun karakteri açısından diyorum. Oyun karakteri açısından güçlü bir oyuncu olduğunu fark ettik. Daha sonra gelip karşılaştığımızda karakteri de güçlü olduğunu gördük. Yani lider bir oyuncu olduğunu gördük. O da bizim şansımız oldu yani. Bu şekilde sonlandı ve ekmek yediğimiz yere, biz camiaya bir hizmetimizin olması bizi mutlu eder ve bizim anlayışımız olarak başta gelir. Yani bu anlayışı her zaman sürdürüyoruz. Çünkü oralarda biz bu kulüplerde hep iyi olmalarını isteriz. Neden? Çünkü eve ekmek getireceğiz. Nereden getireceğiz? Buradan. Yani burada iyi bir şey olursa bize de şans var. Veya meslektaşlarımdan herhangi birine. Mesela biz bir yere gidiyoruz, oradan ayrılıyoruz, başka biri geliyor. Başka biri ayrılıyor, biz gidiyoruz. Yani dolayısıyla inşallah Kocaeli sporumuzun da o ligde kalarak Süper Lig'e doğru gider. Çünkü o Süper Lig'i kaldırabilecek her türlü gücü var Kocaeli'nin. Hocam, evet. Tekrardan Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, evet, sizin için ayrı, evet, bir yerde. Evet. Trabzonspor adeta şampiyonluğa gün sayıyor diyebiliriz. Evet. Trabzonspor'u nasıl buluyorsunuz hocam? Özellikle de kamuoyunda şu yorum var. En iyi kadrolardan birisi yorumu yapılıyor ve gelecek sezonda ligi force eder yorumları yapılıyor. Bunlara katılıyor musunuz? Trabzonspor'la ilgili sözleriniz ne olur? Yani kadronun güçlü olduğunu şu şekilde ifade edebiliriz. Belki insanlar Abdullah Hoca'nın stratejisinden sıkılabilir. Yani oyun temposunu düşürdüğünü ve kontrolü elinde tutmayı çalışması, hızlı oyundan daha çok akıllı oyun, yani merkezi hücum yapması, değişik görüşleri bir araya getirebilir. Ancak sonuç değiştirebilecek yetenekte 4 tane 5 tane oyuncu var. Şimdi bu adamlar sahne alabilecek anlarda Trabzonspor'un şansı bu sahneyi düzgün ve yerinde ve zamanında alıyor olmaları. Trabzonspor'un bu gücünü, yani saha gücünü, skorunu da arttıran nedenlerden biri. Artı Trabzon camia olarak bütünüyle her şeyle bir araya geldi. Gelmesinin nedeni takımın sahada yapmış olduğu başarıların devamlılığına inandı insanlar ve yardım etmeye başladılar. Artık lobiler oluşmaya ve güçlü yılı şampiyon tamamlamak için herkeste bir özveri oluşmaya başladı. Bir samimiyet büyüdü. Yani biliyorsunuz kulüplerin içerisinde eski yöneticiler, yeni yöneticiler, işte çalışanlar, o bu. Çok fazla böyle samimi ortamlar olmaz rekabetten dolayı. Ama bu yıl Trabzonspor'da bu sağlandı. Tabii bu yönetim kurulunun, başkanın ve Abdullah Hoca'nın da özellikle bu işbirliğini başlatmış olması ve istikrarlı bir şekilde gitmesi şampiyonluğa giden yolu
hem güçlü kıldı hem kısaltmaya da başladı. İnşallah şampiyon olarak tamamlar. Nedeni şu, bu şehir 40 yıldır şampiyonluğu bekleyerek yüksek düzeyde bir negatif enerji yüklendi. Şehirde mesela bugün 40 yaşına gelenler, 35 yaşına gelenler şampiyonluk görmemiş artık. Ama biz gördük tabii. Şimdi o bu şehrin enerjisinin boşalmasına neden olacak. Yani depremler olur yani enerji boşalır ya. Şampiyonluk işte bir deprem gibi şehirdeki yüklenmiş bu enerjiyi, bu negatif enerjiyi ortadan kaldıracak ve Trabzonspor'a 10-15 yıl gibi bir süreçte borçlarını ödeme şansı tanıyacak ve bir relax durum yaratacak, daha sağlıklı düşünme ortamları ve proje yapmayı en azından sağlayacak. Artık çünkü kulüplerin bu borçları ödeme şansı yok yani, bir projesiz bazı stratejileri geliştirmeden bitirmeleri çok zor. Bugün Trabzonspor'un 2-2,5 katrilyona yakın borcu var. Yani bunları ödemek çok zor. Trabzonspor'un hayata dönüşü ve oksijen alması bu şampiyonlukla mümkün olacak. Ve Türk futbolunun bence renklenmesi, gelişmesi, rekabet düzeyinin artması ve aynı zamanda da kalitesinin yükselebilmesi için Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olması gerek. Yani ben Trabzonsporluyum diyerek demiyorum. Yani Türk futbolunun büyük resmine bakarak söylüyorum. Çünkü Trabzonspor gibi bir camia bugün 40 bini oynayan, 50 bini oynayan bir camia, yani bir şeyi taraftarı olan bir takımın altyapısından çok fazla oyuncuyu kullanan bir takım olarak bence Türk futbolunun gelişimine çok katkı sağlayacak olduğunu da bir kenara yazarsak bu yıl şampiyon olmasının Türk futboluna çok büyük yararı olacaktır. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Reşit Akçay, sohbetimiz devam ediyor. Hocam peki Trabzonspor'la ilgili yorumunuz bu şekilde. Evet. Yusuf'la döndü hocam. Yusuf'la da birlikte çalışmıştınız. Yusuf Erdoğan'la evet, da çalıştınız. Evet. Onun için de bence duygusal olmuştur diye düşünüyorum. Tekrardan böyle bir önemli sezonda takıma geri dönmek. Evet, yani bir de şöyle bir şey var. Yani bir camia tarafından saygı görüyorsunuz. Bunların karşılığı para olarak ölçülmez yani. Evet. Ben öyle bakarım. Yani düşünün, size hadi buyur gel tekrar bize yardımcı ol filan diyen bir anlayış. Bir mesela ben Kocaeli'ne karşı olan o muhabbet ve sevgimin nedeni o gösterdikleri incelik ve nezaket değil mi? Başkan Engin Bey olsun, belediye başkanımız Tahir Bey olsun ve toplum, taraftar, insanlar. Oradaki müftü bile bizim için dua etmiş yani camide. Yani şimdi bunları duyduğunuz zaman çok değerli bir şey kazanmış oluyorsunuz. Bunun karşılığı para olarak düşünülemez. Yani karşısına yaz dersem para olarak ben o duyguyu nasıl bir değerlendirmem, bir ekonomik değerlendirmeye koyarım? Koyamam. Şimdi Yusuf da şimdi Trabzon spor camiası tarafından benimsenmiş ve uygun bize yardımcı ol diye teklifte bulunulmuş birisi olarak bundan çok mutlu olmalıdır. Yani bir de orada yetişmiş olması da Trabzonspor'un manifestosunu bilen, oradaki derin duyguyu yaşayan, onunla büyüyen birisi, şampiyonluk yolunda böyle bir yerde de fedakarlığı en iyi yapacak olan kişi odur diye düşünülerek transfer edildi. Bence de yani o rekabet, oradaki rekabeti de arttırdı. Kalitesiyle de yarar sağlayabilir. İyi bir düşünce. Mesela Viska'nın gelmesi, Abdullah Hoca'nın bu yöndeki stratejik başarılar olarak takdir edilmesi gereken tavırlar mesela. Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olsun, tamam. Teşekkür ederim hocam. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Oley.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mustafa Reşit Akçay. Mustafa Hocam, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam, kariyer planlamanızla ilgili nasıl şekillendirdiniz kariyer planlamanızı bundan sonrası için? Özellikle de ülke futbolunda altyapıya verdiğiniz önemli, ön plana çıkan teknik direktörler arasındasınız. Neler evet. söylersiniz bu yönünüzü? Ya, yani insan tabii insan kendi kariyerini, kalitesini geliştirecek, takdir edilmeyi topluma, kamuoyuna ya da o işin başındaki insanlara bırakacak. Nezaket böyledir. Yani siz kalkıp da kendinizi belli bir yerlere uygun görmeniz çok şık olmaz. Evet. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yani şahsımla ilgili söylediğiniz şey. Ben biraz Türk futbolunu dert ediniyorum. Nedeni şu. Ben bu futboldan saygı gördüm. Efendim, ekonomi kazandım. Aynı zamanda dediğim gibi yani kişiliğimi de geliştiren, farklı yerleri görmemi sağlayan ve paradigmamı değişmesine neden olan şartlar, ortamlar sundu bana futbol. Dolayısıyla ben şimdi futbola yardım etmeyi mecbur, kendime mecbur olarak görüyorum. Ha, diyeceksin ki seni ki takdir ederlerse olur. Dert ediniyorum ama. Ve bugün ekolsüz bir futbolumuz var. Hı. Mesela bir ekol oluşturma çalıştayının hayata geçirilmesi gerek. Bugün altyapı eğitim birliği ve eğitim kontrolü yok. Bunların hayata geçmesi gerek. Hı. Artı bugün kulüplerin bütçelerinin %10'uyla 8'liyle 10'u arasında bir rakamın altyapıya harcamaları mecburiyetleri getirilmesi gerekir. Ve mesela vizyonerler olması lazım. Mesela alanda çalışanlarla teori içerisinde çalışanların bir araya gelerek aynı zamanda TFF'nin de desteğiyle birlikte bu işleyişin nasıl bir programa dönüştürülmesi ve bunların altyapılara servis edilmesi gerek. Ve bu altyapılara servis edilirken sadece Süper Lig'lerdeki altyapılara servis değil. Bana göre TFF'nin her şehirde bir eğitim şeysi kurması gerek. Yani örneğin Türk milli takımı İtalya'yı yeniyor, işte prim olarak 500 milyar. Hayır ya, ver 50 milyar, 450'sinden diğer eğitim şeylerini, faaliyetlerini yürütelim. Milli takıma gelmiş olan oyuncuların yani primle ilgili bir sorunu, fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü onlar belli bir ekonomilerini kazanmış ve oraya gelmiş olan insanlar. Bu insanlarla yani anlaşarak o kadar yüksek primleri oraya vereceğine, bana göre eğitim alanlarına, mesela sahala, belediyeler mesela. Bana göre belediyeler kendi şehirlerinde kim sahalar yapmak ve onları bakmakla yükümlüdür. Mesela bunları devlet politikasına dönüştürüp bunları mecburiyet haline getirmek ve bir programa sokarak her şehirde sportif alanlar oluşturmak lazım. Yani bunların olmasını dert ediniyorum yani. O nedenden dolayı da bir proje gelirse, güçlü bir proje, orada çalışmayı istiyorum. Ama böyle plansız, programsız, biz geldik bir yıl sonra gidecek bir yönetimle veyahut işte hadi gel başlayalım mı gibi yapıp daha sonra terk eden bir anlayış, bu işlerin büyümesini ve Türkiye'de futbolun gelişmesine izin vermez. Bunlar bu şekildeki hareketlerle olmaz. Bugün hakemlerle ilgili sorun var mesela. Evet. Bugün hakemlerin bu duruma gelmesine kim sebep oldu? Her müsabaka sonrası her iki takım ya da bir takım kalkıp başkanlara varıncaya kadar. Başkanların görevi midir ya hakemle ilgili konuşmak ya da sahada oynanan futbolun işte şekliyle ilgili konuşmak, oyuncuları kritize etmek? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey yani? Bu çok şey yani. İyi bir örnek değil bunlar. Ve bugün hakem camiası şiddetle baskı altına alındı ve bugün Türkiye'de bir hakem sorunu oluştu.
FIFA'da düdük çalacak olan hakemlere. Peki FIFA geldi, görev verdi. Peki ne olacak şimdi? Sen hakemi sormayacak mısın size ki bu hakemi neden şey yaptınız diye. Tamam. Mesela ailesel bağları olduğu için hakemlikte şüphe ya da farklı şeyler yaratan anlayışları ortadan kaldıracağız mantığı yanlış olmayabilir. Evet, güzel, tamam, ama zamanlama ne oldu? Zamanlama kötü oldu. Artı bir de şu var. Şimdi siz bu hakemlerin yerine bir takım şeyler koymanız gerekiyor. Hakemler koymanız gerekiyor. Bu güven duygusunu hakem camiası kendi içerisinde de bu babadan gelme hakemler konusunda sessiz konuşmalar yapıyor. Yapmıyor değil. Tamam, bir hastalık gibi bir şey, bir virüs gibi bir şey, tamam, olabilir, ama bunun zamanlamasını da iyi yapmak gerekiyordu. Bugün bir sorun oldu ve istifalar oldu TFF'de. Evet. Ve iyi bir şey olmadı yani. İyi şeyler olmadı. Bunları planlayıp dediğim gibi belli bir düzene koymak gerekiyordu. Ha, olur mu? Tabii olur. Yani biz Avrupalı yapıyor da biz Avrupalı'dan daha gerizekalı değiliz yani. Sadece burada samimiyet, dert edinme ve devamlılıktır önemli olan. Evet. Her takımın başkanı kendi takımını savunuyor. Oysa Türk futbolunu savunması gerekiyor. Yani başkanlar düzeyinde, teknik adamlar düzeyinde Türk futbolunu savunacağız. Yoksa o günkü olan şeyleri savunursak başarılı olamayız ve eğer devam ederse başarılı olamayız. Yani düşeriz biz. Çok fazla klasman düşeriz yani. Hocam, dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Barış Bey yazmış. Mustafa hocama Hollanda'dan selamlar. Badu Ndiaye'yi kendisi getirdi Ankaraspor'a ve oradan da transfer oldu Galatasaray'a ve kulübüne büyük paralar kazandırdı. Bu tarz transferler Türkiye'de nasıl oluyor da çok nadir görüyoruz. Bu konudaki fikrini çok merak ediyorum hocamın, selamlar demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyuncu seçmek ya da oyuncu performans gelişimini tespit etmek ve desteklemek, onu belli bir sistem içerisinde yakalamak kolay bir iş değil. Evet. Yani onun yeri ayrı. Mesela siz çok iyi bir uygulayıcı, teknik adam olabilirsiniz. Yani antrenman konusunda çok üst düzey şeyler yapabilirsiniz. Doğrudur. Ama oyuncu seçimi, oyuncu avcılığı, bu tamamen farklı bir duygudur. Farklı bir histir. Farklı bir kriterlerdir. Bunlar konusunda da Türkiye'de çok fazla çalışma olmamıştır. Oysa bugün mesela Ajax'ın 30 tane gözlemcisi var. Bugün diyelim ki Avrupa'daki takımlardan Arsenal'ın mesela chef scoutlarıyla görüşmüştük. 10-15 tane de kendi altında scout oyun şeyleri var, elemanları var. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de transfere izleme komiteleri, yani bu chef scoutlarla ilgili izleyiciler, yetenek avcılarının görüşü asla sorulmuyor ve değerli bulunmuyor ki. Başkan ve 3 yönetici veya 5 yönetici bir araya geliyorlar. Birkaç tane menajer tanıyorlarsa onunla bir araya geliyorlar ve onun üzerinden bazen hocaya soruyorlar, bazen de sormuyorlar. Yani sordukları zaman da transferi gerçekleştiriyorlar. Hocam işte buna sen bir bak da işte nasıl, uygun mu bize? Hoca da bakıyor, işte uygun. Ondan sonra ekonomi devreye giriyor. Hocam işte ekonomi işte şu var, senin dediğini biz alamayız. İşte şunu almamız lazım. İşte şu aşağı düşeceğiz. Şu olacak, bu olacak. Yani çok fazla da açamıyorum bu konuyu. Üstü kapalı geçiyorum. Yani dediğim gibi samimiyetsiz ortamlarda transfer. Menajerlerin, bazı menajerlerin, hepsi için söyleyemeyiz. Mesleklerinin dışında mesleklerine uygun olmayan davranışlarla birlikte oluşan transferler Türkiye'ye aşırı derecede bir ekonomik zorluklar getiriyor. Ha, nasıl çözülür? Kriterlerle. Söyleyeceksin kardeşim. Şu kriterde, şu özellikte oyuncular buraya gelecek. Diğerleri gelemez. Bu kadar. Yani bu çok zor mu yani? Çok zor değil. Önemli olan şu, niyettir. Eğer siz
Türk futbolunu geliştirmek için bir niyetiniz varsa, eleştirilere de taş atılacak da size, sizi efendim sana söyleyeyim kurşun da atılacak, size eleştiriler de gelecek ama o işi samimi olarak götüreceksiniz. Ve şu anda tam sırası, yani öyle bir andayız ki, yani yaptık yapamadık. Bence Türk futbolunun bundan sonra başarılı olma şansı ortadan kalkar diye düşünüyorum. Hocam Ahmet Burçin Sarı yazmış. Kardeşim hayırlı yayınlar. Mustafa abime, hocama Gülbahar Hatun mahallesinden selamlar yolluyorum. Kendisini çok seviyorum demiş. Allah razı olsun. Bizim önemli mahallemizdir. Şeyin, Yavuz'un yattığı, annesinin yattığı yerdir. Oradan selamlarını göndermiş. Kanuni'nin falan. Evet, o mahallede yetişmişlerdir. Güzel bir mahalledir. Evet. Trabzon'dasınız değil mi hocam? Ankara'da değilsiniz. Trabzon'dayım. İşte sağlığım Mayıs'a kadar çalışmayacağım. İşte sağlığımla ilgili işte kontrollerim var. Onları dedim bitireyim. Geçmiş olsun hocam. Evet, sağ ol. Mayıs ayında her şeyi düzgün olarak başlayalım artık diye düşünüyordum. Öyle de yapacağız inşallah. Allah izin verirse. Bakalım hayırlısı. Hocam tekrardan çok çok geçmiş olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi selamlar, yayın. Saygılar hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Reşit Akçay'dı. Mustafa Reşit Akçay'la birlikte gündemi değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Birazdan uygun olursa hattımızda konuğumuz Oley.com yorumcusu Hüseyin Özkök olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba Salih, kolay gelsin, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Hüseyin abi, nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi valla işte, iyi, bir yaramazlık yok. Maçları takip ediyoruz. Normalde pazartesi günü bağlantı yapacaktık, bir değişim oldu bu hafta. Evet, pazartesi, çarşamba yapacağız. Evet. Dinleyenlerimizle de bunu paylaşalım. Evet. Şimdi dün akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları başladı. Bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları oynanacak. Toplam 12 karşılaşma var. Çok güzel. Dolayısıyla güzel maçlar bizi bekliyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal Bayern Münih, Chelsea Real Madrid karşılaşmaları var. Şimdi Villarreal Bayern Münih maçından başlayacak olursak açık favori Bayern Münih. Dün akşam hani Liverpool nasıl Benfica karşısında açık favoriydi, ben dün bağlansaydım City'nin zorlukla kazanacağını, ki ben dün kuponumu o şekilde yaptım. City'nin normal galibiyeti ve Bayern Liverpool'a 2-3.5 üstü oynamıştım. Tabii 3.5 üstü biraz tehlikeliydi ama Liverpool işte o 3. golde atınca kupon gelmiş oldu, benim kendi oynadığım kupon. Bu akşam da Villarreal Bayern Münih maçında Benfica Liverpool maçına benzer bir maç bekliyorum. Bayern Münih'in domine ettiği ve yani en az 2 gollü kazandığı bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Salim. Dolayısıyla bu karşılaşmada açık favorim Bayern Münih. Bir 2 ve 2.5 üstü seçimi yapılabilir. Toplam golde 3.5 üstü düşünülebilir. Hani taraf bir şey yapmadan. Dolayısıyla Bayern Münih burada 1.44'lük bir oranı var Oley.com'da. Bayern Münih'in 2.5 üstüne de 1.42 verilmiş. Diğer oranlara baktığımızda maç sonucu, hem maç sonucu hem gol bahsine bakıyorum da onu sen görebilirsen sen de bakıp sevinirim. Handikaplı maç sonucu da aslında Bayern Münih'e düşünülebilir Salim. Tabii ki. Handikaplı maç sonucunda da mesela handikaplı Bayern Münih 2.25, gayet güzel bir oran. Bu da denenebilir. Çok güzel bir oran. Bayern Münih galibiyetinde çeşitli varyasyonlar Oley.com üyeleri tarafından denenebilir. Bunu ben tavsiye edeyim. Diğer karşılaşma Chelsea Atletico Madrid maçı. Aynı dün akşam olduğu gibi City Atletico Madrid maçında olduğu gibi Chelsea Real Madrid maçı da
çekişmeli geçecek bir karşılaşmaya benziyor. Burada Chelsea'ye verilen 1.92, Real Madrid'e 3.32. Ben Real Madrid'in oranını çok yüksek buldum. Yani Chelsea'nin bu kadar... Birazdan bağlantı sağlayalım Hüseyin abiyle. Villarreal Bayern Münih maçını yorumladı bugün. Şampiyonlar bugün sevgili dinleyenler. Önemli Avrupa'da maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de önemli maçlar var. Bunu da söyleyelim. Serie B'de Rusya Premier Lig'inde önemli maçlar var. Birazdan hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök olacak. Hüseyin Özkök'le birlikte günün maçlarını konuşacağız. Tekrardan arıyorlar. Dün de önemli maçlar vardı. Özellikle dünün en önemli maçı sevgili dinleyenler, Manchester City maçıydı. Manchester City Atletico Madrid'le karşılaştı. Mücadeleyi Manchester City kazandı. Sahasında 1-0'lık skorla. Bunu da paylaşalım. Ben de bu aralıkta sizlerden gelen soruları yanıtlayayım. Hemen sizlerden gelen soruları yanıtlayalım sevgili dinleyenler. Metin Cingözler yazmış. Ertaç Özbir Adana Demirspor'la anlaştı mı? Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir demiş. Evet, Ertaç Özbir gelecek sezon için Adana Demirspor'la anlaşma sağladı. Fayda sağlar mı? Ben Ertaç'ın yerli olduğunu da düşünürsek gelecek yıl kuralda yine değişim oluyor. Ben bu noktada fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hüseyin abi hoş geldin, merhaba. Tekrar merhaba Salim. Bir herhalde şey vericide bir problem oldu. Evet abi. Dolayısıyla kapandı telefon. Chelsea Real Madrid maçında kalmıştık. Evet. Baştan başlayayım en iyisi. Chelsea Real Madrid maçı da dün akşamki City Atletico Madrid karşılaşması gibi çekişmeli bir maça benziyor ama Real Madrid'e verilen oranı ve Chelsea'nin bu kadar favori gösterilmesini ben yadırgadım doğrusu. 1.92'ye 3.32. Real Madrid bu kupanın birliklisi ve 13 kere 13 kupayla en fazla kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde. Ve buraları çok iyi oynayan bir takım. Hafızası ve Şampiyonlar Ligi kültürü çok kuvvetli. Dolayısıyla ben burada Real Madrid'in Chelsea'de biliyorsun bu Abramovich hikayelerinden dolayı zor durumda. Bir form düşüklüğü, bir takımın etkilenmesi var. İşte para yok, harcamalar çok kısıtlandı İngiliz hükümeti tarafından. Satış sürecinde kulüp. Dolayısıyla burada ben Real Madrid'i deneyeceğim açıkçası bu akşam. Oran da çok güzel. Real Madrid'in Chelsea karşısında galip gelebileceğini düşünüyorum. Salim ve doğrudan Real Madrid'e 2 diyorum. Ama güvenmeyenler varsa tabii 0-2 çifte şans veya da Chelsea'yi kazan diyenler çıkabilir. Buna da saygı gösteririm. Ama ben Chelsea'nin Real Madrid'i yenemeyeceğini düşünüyorum. Ve burada toplam gol 2-3 sanki uygun gibi gözüyor. Hani gol işi yapmak isteyenler için, gollere yönelmek isteyenler için toplam gol 2-3 de bana cazip gözüküyor. Böyle bir düşüncem var. Bugün İngiltere Premier Lig'de ve Almanya Bundesliga'da da birer karşılaşma var. Erteleme karşılaşmaları. Burnley-Everton karşılaşması da açıkçası iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Çünkü Burnley küme düşmemeye oynayan Everton'a gelecek. Düzeltiyorum. Burnley küme düşme hattının içinde, Everton da hemen hattın üzerinde. Yani Burnley'nin mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Çünkü doğrudan rakibi Everton. Ve Everton'un da bayağı Burnley gibi maçları da eksik. Dolayısıyla eğer Burnley bu karşılaşmayı kazanırsa bayağı mikipte kalma yolda önemli bir adım atmış olur. Ben Burnley'nin kazanacağını ama iki takımın da gol atmak için mutlaka uğraşacağını ve gol bulacağını düşünüyorum. Bu bağlamda bir ve karşılıklı gol var, artık hangisine insanlar güvenip tercih ederse Oleko üyeleri onu oynamasını öneririm. Bundesliga'daki erteleme karşılaşması da Augsburg-Bayern Münih maçı. Burada düzeltiyorum, Augsburg-Mainz maçı. Mainz'ın Bayern Münih maçı vardı daha önce. Ona gitti attım. Augsburg-Mainz karşılaşmasında Mainz rahat 38 puanda. Augsburg ise küme düşmeme yolunda mücadele ediyor. Ve düşme hattından sadece 3 puan ileride. Burada her sonucu açık bir karşılaşma görüyorum ben. Mainz favori gösterilmiş ama Augsburg'un da
Özellikle bu rakipleri de arkada yaklaşık kendisine yakınken buradan kazanarak 3 puan daha ileriye giderek onları geride bırakması önemli. Burada Augsburg favori değil ama ben yenilmeyeceğini düşünüyorum en azından Augsburg'un. 1.44'lük bir yenilmezlik oranı var. Hani 1-0 çifte şans. Ve bu karşılaşmada da yine toplam 2-3 gol makul gözüküyor bana Salim. 2-3 gol da tercih edilebileceğini düşünüyorum. Hatta 2.5 altına bile gidebilir maç ama tam işte o sınırda olacağını düşündüğüm için TGS 2-3 bence güzel bir seçim olacaktır. Bugün benim bir de İngiltere Championship'ten seçtiğim bir karşılaşma var. Onu da ileteyim izleyicilerimize. Nottingham Forest Coventry maçı var. Saat 21.45'te başlıyor. Nottingham Forest'in kendi evinde 1.65'lik oranıyla güzel bir oran karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum ki onlar da biliyorsun Championship'te ilk 6'yı kovalıyorlar. Playoff turunu kovalıyorlar. Dolayısıyla burada ben Nottingham Forest'in kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Kupon vermek gerekirse Bayern Münih'e handikaplı 2. Villarreal Bayern Münih handikaplı 2. Evet. Augsburg Mainz karşılıklı veya TGS 2-3 diyelim. Augsburg Mainz'a TGS 2-3 ve Burnley Everton karşılaşmasında da ev sahibi Burnley'nin kazanacağını düşünüyorum. Böylece üçlü bir kupon vermiş olayım. Hani Chelsea Real Madrid maçına da tek maçlık bir kupon yapmalarını öneririm. Çok güzel orana nedeniyle Real Madrid lehine. Benim bugün seçimlerim bunlar Salim. Teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar dilerim bu akşam. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin abi değerli yorumların için. Yarın da birlikteyiz. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök'tü. Hüseyin Özkök kuponunu paylaştı. Bunu da belirtelim. Sevgili dinleyenler, Olay.com üzerinden kuponuna ulaşabilirsiniz. İsmail Karaaslan yazmış. ADS'nin alt gruplardaki liderliğiyle ilgili yorumun nedir? Evet, Adana Demirspor altyapısındaki takımlar şu anda çok iyi konumda. Buradaki yorum şu olur. Başkan Murat Sancak ve ekibinin önemli bir projesi var altyapıyla ilgili. Farklı şehirlerde de altyapıyla ilgili projeler üretiliyor. Bu proje oluşturulurken şu anda sportif direktör Gökhan Göktürk Galatasaray ve Altınordu'da görev almıştı. Altyapı koordinatörü olmuştu. Sonrasında sportif direktörlük görevine geldi. Şu anda da Özgür Zengin hocamız var. Gökhan Göktürk'le birlikte koordineli bir şekilde ilerliyorlar. Bu noktada yorumum olumlu. Umarım altyapıya yatırım yapan takımların sayısı artar. Ülkemizin geleceğini altyapıdaki oyuncularımız kurtaracak. Tesisleşme altyapıdaki en büyük problem. Umarım bu problem bir an önce son bulur diyelim. Yarın programımız 2 saat olacak. Bunu söyleyelim. 2 saat olduğu için Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdiden sorularınızı yollayın derim. Mesaj gönderen birçok arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bugün çarşamba, çarşamba günleri 13-14 arasında Atilla Türker Markaş programında Mert Elam'la sizlerle birlikte oluyor. Ben şimdi mikrofonları Mert Elam ve Atilla Türker'e emanet ediyorum. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.